Evlilik öyle keyfine göre karar verebileceğin ya da vazgeçebileceğin bir oyun değil ki. Evlenmek istemiyordun. Neden nişanlandın benimle? Madem istemiyordun, işi bu kadar ileri götürmemeliydin. Aptal gibi hissediyorum. Hem de tam anlamıyla. Seni ta başından beri sevmedim. Ama birin inadı yüzünden seni kabul etmek zorunda kaldım. Oğluma büyü mü yaptın sen ha? Beni hiç dinlemiyor. Aklı hep sende. Gerçi suçlanması gereken sen değilsin. Yetiştirilme tarzında bir hata var belli ki. Teyze lütfen. Mişti'ye kızgın olmanı anlıyorum. İncindin ama lütfen böyle konuşma. Bir'le nişanlıyken her şey iyiydi. Hoştu hani. Onu seviyordun. Ama şimdi kötü mü oldu? Mişti, açıkçası itiraf etmeliyim ki çok yeteneklisin. Herkesi etkin altına alıyorsun. Bu becerini kimden aldın acaba? Annenden almadığına eminim. Sen de tıpkı baban gibisin Mişti. Matbaa senin ismini davetiyenin önüne basmış. Bir, ben aslında... Ruhan, bir şey dinlemek istemiyorum. Mişti ve ben evlenmeye birlikte karar verdik. Ama şimdi bu kararın yanlış olduğunu düşünüyor. Sanki her şey bir anda bitivermiş gibi. Bir, beni dinle. Mişti sana her şeyi anlatmış değil. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Ettiği laflar yeterince acıydı. Söyleyecek neyi olabilir ki? Ruhan, ben babaannemi incitmeyi hiç istemedim. Vir'in annesinin de incineceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Ruhan, ben bugüne kadar hep adımlarımı düşünerek attım. Ve her zaman benim yüzümden kimsenin incinmeyeceğinden emin oldum. Düşüncelerimiz her zaman alın yazımızla eşleşmeyebilir. Kaderimiz illa bizim istediğimizi isteyecek değil ya. Yanlış yaptığını sakın düşünme. Ne sen yanlışsın, ne Vir, ne de ben. Her şey zamanla alakalı. Dün başka bir gündü, bugün başka bir gün. Tek bildiğim şey, zamanın bizden yana olduğu. Eğer her şeyi zaman ve kader karar veriyorsa, hayat neden bizi daha önce bir araya getirmedi? Neden Vir'i soktu hayatıma? Sokmasaydı o da incinmezdi. Ruhan, ben bencil biri değilim. Sırf yaşamak için yaşamak istemiyorum, o kadar. Hayatımın her anının keyfini sürmek istiyorum. Ama ben mutluluğu seçerken bu kadar savaş vermem gerekeceğini hiç düşünmemiştim. Kolay gibi görünen yol
yürünecek yol değildir. Yol kolaymış gibi geliyor bize. Amacımıza yaklaştıkça onu elde etmemiz de kolaylaşacak sanıyoruz. Mişti, herkes başkalarının hayatının kolay olduğunu düşünür. Herkes bu bahsettiğimiz yolda yürüyor Mişti. Çünkü herkes mutlu olmanın peşinde. Ama sadece doğru yolu bulup onda yürüyenler mutluluğa ulaşabiliyor. Daha önce bir araya gelmediysek ne olmuş? Şunu bil ki hayat bile kaderin karşısında çaresiz kalır. Belki karşımıza bir fırsat çıktı ama biz görmedik, onu tamamen kaçırdık. Kader karşısında bizim kazanma şansımız gerçekten sıfır. Mişti, doğru yoldayız. Bu yolda devam etmemiz gerek. Zor bir yolculuk olacak, kabul ediyorum bunu. Bir sürü iniş, çıkış, zorluk olacak belki ama doğru yoldayız, inan. Yolculuğun zorluğunu düşünmekten vazgeç artık. Varacağımız yeri düşün lütfen. Mişti, düşünsene bir. Eskiden hedefimizin ne olduğunu bile tam olarak bilmiyorduk. Hayat arkadaşımızı da. En azından şimdi birlikte olacağımızı biliyoruz. Ben Will'le vakit geçirirken ona aşığım sandım. Çocukken aşkın ne olduğunu anlamak istediğimde Nandini teyzeyle babama bakardım. Ama annem hep üzgün olurdu. O zamanlar anlamazdım. Olan bitenden hiç haberim yoktu. Annemin neden o kadar ağladığını anlayamazdım. Babamın neden bizimle değil de Nandini teyzeyle yaşadığını anlamak isterdim. Ama şimdi annemin neler yaşadığını anlıyorum. Babamı hep çok özlerdim. İşan babam annemin hayatına girince yüzü tekrar güler oldu. Sanki hayata baştan başladı. Annem tekrar gülümsüyordu. Sanki tekrar hayata dönmüş gibiydi. İşte o gülümseme senin gelmenle benim de hayatıma girmiş oldu Ruhan. İnanılmaz derecede lezzetli ve tazeleyici kahven hazır. Hadi ama, hala mı çalışıyorsun? Bitmedi mi daha? Bugün ilk günümdü. Bir kere de o kadar iş yığdılar ki gün içinde bitiremedim. Bu akşam bitirmem lazım, yoksa bir işe yaramadığımı düşünürler. Hala, işte iyi mi? Evet, iyi. Sorun yok. Paris öyledi ama o kadar işim var ki gidip konuşamadım bile. Bak, insanın işi ne kadar önemli olursa olsun, bizi bir arada tutan şey aramızdaki bağdır. Bunu asla unutma, olur mu? Mişti, çocuklar her şeye farklı gözle bakar. Onlar için her şey ya siyahtır ya da beyazdır. Tek bildikleri çocuk oldukları ve anne babalarının olduğudur aslında. Onlar daha ötesini asla anlayamazlar. Böyle duyguları anlayamazlar. Onlar çocuk. Bizim aramızdaki gibi. Birbirimize karşı ne hissediyorsak, belki anne baban da böyle hissediyordu. Kalbimize hükmedemiyoruz asla. Büyük ihtimalle onlar da hükmedemedi. Mişti, ileride çocuğumuz olunca
Muhtemelen onlar da bizi ve duygularımızı anlamayacaktır aslında. Onlar da anne babası neden böyle yaptı diye sorgulayacak. Biz hislerimizin farkındayız. Ama çocuklarımız bunu bilmeyecek. Senin annen ve baban da bir kadın ve bir erkek olarak benzer hisler yaşamış olmalı. Ama biz daha küçük olduğumuz için bu hisleri anlayamıyoruz. İşte en azından kendi hislerini anlayabildiğini bilmelisin. Kimi sevdiğini fark ettin. Aynı hatayı bir daha yapmayacaksın. Ama işin sonunda incinen bir oldu. Neden kimseyi incitmeden gerçek aşkı bulmak bu kadar zor olabilir Ruhan? Mişti, aşk ve acı bir aradadır. Onlar birbirinden asla ayrılmaz. Bir ile birlikte olsaydın sen incinecektin. Hatta gerçekten sevdiğinleyken bile incinebilirsin. Benim yüzümden hayatında köklü değişiklikler oldu. Sırf benim yüzümden. Duygularımı kontrol edemediğim için özür dilerim. Kendime mani olamadım. Sensiz yaşayamazdım. Bu yüzden sana yaklaştım ve sen de bana yaklaştın. Mişti, sonuçta biz insanız. Doğruyla yanlışı ayırabiliyoruz. Fakat ne yazık ki duygularımız bilmiyor. Duygu doğrudur, ne isterse onu yaparmıştı. İnsan işte böyle aşık oluyor. İşin özelliği bu zaten. Mişti, insan hata yapmaz demiyorum elbette. Ama en azından düzeltmeye çalışıyoruz, değil mi? Bak, sevdiğinden başkasıyla olmak gerçekten çok zor bir şey. Hislerimi saklamam yanlış olurdum işte. Ama inanır mısın bilmiyorum, biz seninle çok önceden bağlanmıştık. Belki de ilk karşılaşmamızda. Bir her zaman yanındaydı. Ama sen onu hiçbir zaman sevmedin. Sen her zaman burada, kalbimdeydin. O yüzden bütün aksiliklere ve imkansızlıklara rağmen biz birbirimizi çok sevdikmişti. Ben yetimhanede büyüdüm. Annemin beni sevip sevmediğini hep merak etmişimdir. Eğer sevdiyse beni neden terk etti ki? Bunun gibi bir sürü sorun vardı aslında. Ama bana cevap verebilecek hiç kimseyi bulamadım etrafımdamıştı. Düşündüm ki annem için başkasına olan sevgisi bana olan sevgisinden daha mı önemliydi? Beni tam 9 ay karnında taşıdı. Onun için zor olmamış mıydı? Bence kesin zor olmuştu. Eminim insanlar onu eleştirmiştir ve kim bilir neler yaşamıştır. Ama beni neden bıraktı? Bunu anlayamadım. Bir şey diyeyim mi? Annemin neden böyle bir karar aldığını şimdi anlıyorum. Onun için önemliydi de ondan. Aslına bakarsak hayatımda asla çok insan olmadı. Benim çok az arkadaşım vardı. Sonra hayatıma Vir girdi.
Sabah olmuş. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışız. Hep duymuştum. İki insan aşıksa zamanın nasıl geçtiğini anlamazmış. İnsanın hiç konuşmadan dahi bütün bir geceyi geçirebileceği biri olmalı. Derler ki o insanı bulunca hayatımız o zaman tamamına erermişmişti. Bugün sen bana bunu hissettirdin. Nereye gidiyorsun? Bende sana ait bir şey var. Hayatımla ilgili her şeyi biliyorsun. Şimdi sıra sende. Geçen gün bana söylemek istediğin bir şey vardı. Ne söyleyeyim? Defalarca da duysam, doyamayacağım o sözler. Onları söyle. Sen bin kere de söylesen bana az gelir inan. Söyle hadi lütfen. O gün söyleyemediğin o üç sihirli kelimeyi söyle. Hemen seni dinliyorum işte. Söyle. Üç sihirli kelime mi? Ne kelimesi? Ay bile beklemekten yorulup kayboldu. Ne zaman söyleyeceksin? Bırak güneş aşkımızın şahidi olsun. Hadi söyle o sihirli kelimeleri. Ruhan, sen bana dedin ki aşkın yolu meşakkatli olur. Ve bu yol dikenlerle kaplıdır. Sınavlar vardır. O yüzden kalbimden geçeni sana söylemem gerek. Söyle o zaman. Beklemekten yoruldum artık. Lütfen söyle, lütfen. Ruhan. Mişti. Güneş şahidim olsun. Söylemeyi çok istiyorum. Söyle. Ama kalbimden geçenleri söyleyecek... Evet. Modum yok. Üzgünüm. Modu yokmuş.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.